Bugün bütçe konuşmaları vardı ve Numan Kurtulmuş Özel'e cevap verdi. Neler dedi? Onu bir hatırla. Bir hatırlayalım kim ne dedi. Arkasından konuşalım. Tamam. Yakın dönem siyasi tarihe ilişkin 6 tane olayın sadece ismini vereceğim. Bu olayın yanında kimler vardı, kimler karşısındaydı bunları araştırmakta herhalde Türk siyasetiyle ilgilenenlerdir. Osmanlı döneminde, bunların 3 tanesi Osmanlı döneminde oldu, 3 tanesi Cumhuriyet döneminde oldu. Bunlardan birincisi Bab-ı Ali baskınıdır. Bunlardan birincisi Feriye baskınıdır. Bir diğeri ise Abdülhamit Han'ın hallidir. Bu 3 olayın arkasında kim var, yanında kimler var bunları araştır. Cumhuriyet tarihinde de 3 tane mesele var. 1960 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası var. Bunların yanında da kim var, bunların karşısında kimler var? Biz hepimiz bu makamlara, bu mevkilere bu kadar saygılıyken, Yargıtay'ın bu darbe girişimine siz karşı çıkmıyorsanız, Tayyip Erdoğan karşı çıkmıyorsa, karşı çıkması gerekenler çıkmıyorsa, biz 15 Temmuz gibi yine sizin yerinize ve sizin de lehinize demokrasi için bu darbeye direnmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Cevaştınız. Ben cevap verebilir miyim? Buyurun tabii. Numan Kurtulmuş Hoca'ya yakıştıramadım. Çok ayıp. Sebebini söyleyeyim. Bab-ı Ali baskınının tarihi kaç yılı? 1913. Bir kere Bab-ı Ali baskının tarihini eğer araştırmış olsaydı Numan Hoca. Fakat Numan Hoca'nın şansı ne biliyor musunuz? CHP'de Osmanlı ve Cumhuriyet tarihini anlatabilecek, o kürsüye çıkacak bir tane adam yok. Bir tane milletvekili yok. Ha, İlhan Kezici anlatabilir ama o da ülkücü. İlhan abi ülkücü mü? Ülkücü. Aa, siz ne diyorsunuz? 68 kuşağının ODTÜ'deki tek ülkücü öğrencisi. Bir saniye. Tek, o kadar devrimcinin içinde şöyle, tek ülkücü. Hayır, şunun için ben Sivas kampını yazarken İlhan abinin babasının evet. Sivas kampında olduğunu öğrendim. Sonra evine gittim. Evet. İlhan abinin bir özelliği var biliyorsunuz. Misafirlere konusuna göre kitapları böyle aynen çok güzel ama ben ülkücü olduğunu bilmiyordum. Ülkücü tabii 68 kuşağı. Söylüyorum size. O ODTÜ'de var ya. İlhan abi ülkücü değilseniz yayına bağlanır. Evet, yok ülkücü. İlhan Kesici'nin hayatının tarihini ondan iyi biliyorum ya dermişim. O nasıl? Dermişim. Şimdi bak. Evet. Bu söylemiş oldukları olaylar için çok uzun yıllar araştırma yapmıştı. Siyasal cinayetler adı hem dünyada, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te. Tesadüfen söylediği bütün olaylar. Bak kaç sene onu anlatmışım. 31 Mart vakası meselesi burada çok uzun uzun anlatılmış ta 2003 yılında falan. Bak şimdi kardeşim ben söyleyeyim. Bab-ı Ali baskını dediğiniz baskın meselesi nasıl bir şey biliyor musunuz? Burada bu Ahrar Fırkası Prens Sabahattin var. Prens Sabahattin'in özelliği ne? İngiliz liberalizminin Osmanlı'daki temsilcisi. Efendim kimin oğlu? Lütfullah bunlar 2 kardeş. Mahmut Celaleddin Paşa'nın bunlar oğlu ve bunlar firar etti. Baba oğul, 2. Abdülhamit dönemi bunlar Avrupa'ya firar ettiler. Sinan Sultan'ın çocukları bunlar. Şimdi orada bu İttihatçı Hareket ilk 1902 Jön Türk Kongresi zaten ayrılma orada oldu. Ahmet Rıza, Prens Sabahattin'in önerisi şuydu. Osmanlı'da yabancı bir devletin desteğini alarak darbe yapalım. Ahmet Rıza dedi ki böyle saçmalık olmaz. Bunu reddediyoruz. Şimdi bu Bab-ı Ali baskını dediğimiz mesele şöyle bir şey. Bu Perşembe günü yapıldı. Perşembe günü bu grup yapmamış olsaydı Cumartesi öbür grup yapacaktı. Bir gün arayla oldu. Bu grup yapmasa Bab-ı Ali baskını dediğiniz sebebi ne? Sebebini yani İttihat Terakki yapmasa? Tabii öteki grup yapıyor. Tamam mı kardeşim? Bir kere buna geri dönüp iyi bakacaksınız. Peki bunun öncesine bu Bab-ı Ali baskını dediğiniz baskının sebebi ne diyorsanız. Tabii çok uzun tarihi ama o dönemki tabii burada o şeyi Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın öldürülmesi falan. Büyük de bir tesadüf oldu. Yakup Cemil'dir oradaki tetiği çeken. Sebebi de şu. O toplantıdan o gürültü patırtı falan olunca orada 5 kişi öldür orada. O Yaver, Tevfik, şey bunlar da 3 kardeşlerin zaten. Kıbrıslar Yalısı'nın şeyleriydi. O 3 gencin, 3'ü de 2'si subaydır, birisi hukukçu.
Onlar en çirkin olanı hukukçuydu o üç delikanlı arasında olan ama sultanla onunla evlendi. Mevfi ve Celalettin'in hatıratında çok güzel anlatıyor bu hikayeleri. Bak şimdi arkadaş orada ne söyleniyor? Edirne Bulgarlara verilecek. Ana mesele bu. Bu o büyük kabine dediğimiz kabine. Onlar kim işte İngilizci Kamil Paşa, ünlü Said Paşa bunlar İngilizci. Şimdi bu tartışmaların yapıldığı bir ortam. İyi güzel söylüyor da Numan Hoca. Bak arkadaş bir kere yılına bir bakarak bir şeyi söyle. Şimdi gelelim Feriye baskını. Yani bunun yılı 1913 değil mi hocam? Kardeşim. Feriye daha önce çünkü. Şimdi Feriye Sultan Abdülaziz ile ilgilidir. Kim bastı Feriye'yi? 7-8 Hasan Paşa. Bu Beşiktaş'ta fırın var 7-8 ama onun Hasan Paşa ile ilgisi yok. O isim buna uygun olarak. Burada ne var? Ali Suavi hocam, meselesi fırın var. Fırın adamın meslek hayatını bitirmeyin. Tamam. Adamın şeyi yok, bak, ilişkisi yok yani. Yok, adam, benim meslektaşım sonuçta. Yok yok dedim ya onun o isim şey ama çok güzel bir isim bulunmuş ayrı bir şey. Çünkü karakolla ilgili biliyorsun 7-8 evet, şey. Evet, evet. Çok özeti olarak söylüyorum. Sultan Abdülaziz halledilmiş, tahttan indirilmiş. Önce işte Topkapı'ya alınacak ama sonra o Feriye'ye aktarılacak. Biliyorsunuz bizim tarihimizde birkaç tane büyük soru vardır. O sorulardan birisi tartışma bir türlü bitmez. Abdülaziz efendim intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Kişisel kanaatim üzerine de hani çok kaynaklar maynaklardan gittim. Benim kanaatim çok nettir. İntihar. Nasıl öldüreceksin o adamı orada? 300 tane kadın var kardeşim orada. Her neyse ama asıl mesele şudur. Ali Suavi'nin bu çırağın baskını meselesi var. Tamam mı? Ha? Çünkü orada işte getireceksiniz 5. Murat tahta geçirecek falan filan meseleler. Şimdi bu Feriye baskını dediği, kastetmeye çalıştığı mesele aslında Sultan Abdülaziz'in bu ölüm meselesi idi. Ama o Feriye diye meseleyi ortaya koydu. Buraya baktığınız zaman Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinin arkasındaki yabancı parmağı kim? Oradaki Fransız Mason Lojası, bak sene 1894 Fransız Mason Lojası'nda bu Abdülhamit'in tahttan indirilip yeniden 5. Murat'ın tahta geçirilmesiyle ilgili koca bir toplantı yapıldı. Toplantının bütün metnini yayınladım ben burada. Bütün metnini. Onların istekleri ama parayı bulamadıkları için işte yapılamadı, edilemedi. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi meselesi. İyi güzel, bunun başlangıç noktası neresi? Başlangıç noktası kardeşim 31 Mart vakası. Şimdi diyor ki bunu şuna yaslıyor. Efendim bunu diyor iddiaçılar indirdi. Pardon şimdi şöyle bakalım. 31 Mart vakası dediğiniz, yani 13 Nisan 1909 o gün nedeniyle 31 Mart'a geriye çekiyoruz ya söyledikleri mesele. Oradaki iş nasıl başladı? Söyleyeyim ben size. Orada alaylı subaylarla mektepli subaylar çatışmasıdır burada. Kim var başında? Derviş Vahdeti var. Peki Derviş Vahdeti kimdir? Derviş Vahdeti İngiliz istihbaratı mensubudur. Ya hiçbir şey okumuyorsanız Doğan Avcıoğlu'nun 31 Mart vakasına yabancı parmağı diyor. İncecik bir küçük şu parmağım kadardır. Üşenmeyin ne olur okuyun. Bir bakın bakalım oradaki çatışma İngilizler, Almanlar meselesidir. Almanlar işin içinde yok ama sonucundan çok mutlu oldular. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinin sonucundan çok mutlu oldular. Ana sebebi işte oradaki demir yollarıdır, para, yine ekonomi, ekonomi, ekonomi. Şimdi kalkıp bunun ha ama peki kim bastırdı şeyi? İsyanı kim bastırdı? Makedonya'dan gelen 3. ordu. Yani önce işte Hasan Hüseyin, oradaki Hüseyin Paşa, sonra biliyorsunuz Mahmut Şevket Paşa yetişecek 2 gün sonra. Mustafa Kemal Kurmay Başkanı'dır. Hareket Ordusu ismini de o koyacak. Zaten tesadüfen o bir telgraflaşmadan mesele öğrenecek. Kim bastırdı? Jön Türkler dedi. Yani bu genç subaylar meselesi. Ama bunun başlangıcı nedir? Sultan II. Abdülhamit'in istibdat rejimine karşı dağa çıkmayla başlar. Kimdir? Resneli Niyazi'dir, Enver'dir. Ha, bunlar 1894'te kurulacak, ortaya çıkacak olan askeri tıbbiyedeki iddia, terak, işte Abdullah Cevdetler, İbrahim Temolar, Memolar var ya o. Hani ilki o 5 kişidir. Askeri tıbbiyeden mesele başlayacak. Ondan sonra bizim Jön Türkler hareketi bunu genç Osmanlılarla karıştırıyorlar. O 1865'tedir kuruluşu namı Kemaller, Mithat Paşalar, Ebu Ziya Tevfikler falan filan. Ama sonra Avrupalı hepsine Jön Türk diyecek o ayrı bir şey. Şimdi ne oldu? Bu bastırıldı. Ama özür diliyorum Manastır'da 2. Abdülhamit'e karşı atılan bir ilk kurşun var. Orada kimi öldürecekler? Arnavut burada generali gönderdi. Bu genç subaylar işte Enverler, Resneli, Niyaziler falan filan var ya. Orada bir Teğmen Atıf var.
Teğmen Atıf kardeşim postanenin çıkışında öldürdü. Ne oldu? Abdülhamit bastıramadı. Ondan sonraki süreç zaten öyle başlayacak. Bunlar da dediler ki parlamentoyu yeniden aç, anayasayı yeniden yürürlüğe koy. Sonuçta Abdülhamit boyun eğdi. Evet dedi, tamam açıyorum. Ama 31 Mart vakası patlatıldı. Şimdi herkes buraya ne olur dikkat buyursun. 31 Mart vakasının İttihat Terakki kadrosu mensupları dedikleri mi var? Yoksa Prens Sabahattin İngiliz liberalizmi ve İngilizler mi var işin içinde? Ne olur rica edeceğim, kendi tarihimiz bu. Bu evet. Kendi tarihimiz kardeşim. Buna geri dönüp bak. Gelelim 1960'ı. Söyle hocam, bir soru sorayım. Buyur.